normal program akışımın dışına çıkıp bir son dakika haberi vermek istiyorum size. Anlaşılan o ki Ruslar, Rusya, Bitcoin'i resmi bir para olarak kabul etmeye hazırlanıyor. Bugünkü haberler bana aslında epeyce sürpriz oldu. Çünkü sadece bir ay kadar önce Rus Merkez Bankası Başkanı Bitcoin'i yasaklayalım diyordu. Gerçi Putin ona karşı çıkmıştı ve Putin şöyle demişti. Bitcoin madenciliği konusunda bazı avantajlarımız var. Yasaklamayalım, onun yerine bununla ilgili kanunlar çıkaralım, kontrol altına alalım. Bir tehdit unsuru olmaktan çıkaralım demişti. E tabi Rusya'nın süper demokratik yapısı da Putin'in dediği ağır bastı ve kanun derhal kanun üzerine çalışmaya başladılar. Gelen haberler doluysa 18 Şubat'ta kanun çıkıyor olacak ve kanunda neler var? Bundan ilgili olarak blogworks.co sitesinde iyi bir habere denk geldim. Oradan birkaç detayı sizlerle paylaşmak istiyorum. Blogworks.co'da Habere Komersant isimli Rus gazetesinden almış salı günü yayınlanan bir habere burada göndermede bulunuyor ve diyor ki en geç 18 Şubat'ta oylamaya sunulacak teklif yapılmaya çalışılan şey şu bu habere göre Rus otoriteleri kripto para ticaretin tamamen yasaklanamayacağını e, öngördüler. Bunu yasaklamak yerine o yüzden e, bununla ilgili regülasyon çıkaralım, kontrol altına alalım, kanunlu olsun bu işler, vergimizi alalım dediler diyor. Burada tabii bana entesan gelen şeylerden bir tanesi Rusya gibi bir totaliter rejimde bile kripto para ticaretini durduramayacaklarını biliyor olmaları. Durdurmayacaklar ama bazı düzenlemeler getirecekler. Mesela buradaki habere göre 600 bin ruble kabaca 8 bin dolar ediyormuş. Bunun üzerindeki işlemleri mutlaka merkezi otorite raporlayacaksınız diyor. Ayrıca e, kimlik belgeleri bu işler yapılacak. Öyle anonim kimliklerle bu iş yapamazsınız diyor. Ve ülkenin bankacılık sistemi üzerinden veya ülke tarafından lisansı verilmiş aracılar üzerinden ticaret yapabilirsiniz diyor. Bu galiba Türkiye'de de getirilmek istenen sistem. Bu sayede Kriptoların hem işte kriminal sebeplerle yani suç örgütleri tarafından kullanılması engellenmiş olacak. Kara para aklama gibi kullanılır olmayacak diyor. Ki biz vatandaşlarımızı korumak istiyoruz. Bunun regülasyon hiç olmadığı bir ortamda yani her şey Texas kanunlarına kalıyor. Bunu yasaklamaya kalkarsak da bunun yer altına ineceğini öngördük diyor. Burada shadow ekonomide entesan bir laf kullanmışlar, entesan bir söz. Fraud case'ler yani yolsuzlukların artacağını ve endüstriyi, bütün finans endüstrisini destabilize edeceğini düşünüyoruz. O yüzden yasaklamak yerine bunu bir legal ürün olarak kullanmak istiyoruz. Her yerde kullanılabilecek bir ödeme aracı haline gelmesini istiyoruz diyorlar. Açıklamanın hoşuma giden yerlerden bir tanesi bu üründen para kazanacak işte aracı kuruluşlar vesairelere bir de görev yükleyeceğiz. Bu insanlar, bu şirketler Vatandaşları eğitecekler kripto paralar konusunda, buradaki riskler konusunda öyle sadece ticaretiyle yetinmeyecekler diyor. Yani diyor ki ben bu işi yasa hale getireceğim, vergimi alacağım, kara para aklama, suç örgütleri kullanımını engelliyor olacağım, keyfime bakacağım diyor. İşin enteresanı yasın üzerinde kimler çalışıyor derseniz bir sürü tabii kanun yapıcı var ama Finans Bakanlığı, Ulusal Güvenlik Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Ulusal Vergi Hizmetleri başkanlığı diyeyim. Hep beraber işin içindeler. neler? Burası tabii enteresan. Hani vergiyle finansı zaten bekleriz ama Ulusal Güvenlik ve İçişleri Bakanlığı'nda söze katılıyor olması Putin'in bu işine kadar ciddiye aldığını gösteriyor. Bu gelişmelerin Bitcoin fiyatı üzerine nasıl bir etkisi olur? Bugün piyasa yeşil ama sadece Bitcoin değil bütün borsalar yeşil bugün. O yüzden net ayıramıyorum ama şunu söyleyebilirim. Hani birkaç gündür Bitcoin'in kendini iyi tuttuğunu düşünüyorum. Borsalar biraz tatsız kendisi senede borsaları. Belki arkasında bu haberle ilgili beklentiler olabilir. Tabii buradan Putin Bey çıkıp biz Bitcoin'i artık peto de kabul ediyoruz falan derse pek beklemiyorum açıkçası öyle bir şey çünkü çok büyük bir siyasi karar olur bu. O zaman işler daha da enteresan hale gelir. Beni çok heyecanlandırdı ama unutmayın burada anlattıklarım bir yatırım tavsiyesi amaçlı değil sadece bir haberi vermek istedim size ve büyük bir gelişme olduğunu düşünüyorum. Rusya'nın böyle bir yola girmesi durumunda daha başka ülkelerin de Rusya'yı takip etme ihtimali artıyor. El Salvador biliyorsunuz bu işi ilk yapan ülkeydi ama küçük bir ülke. Şimdi oradan bu virüs yayılıyorsa ve Rusya gibi bir dev siyasi güç, askeri güç, ekonomik güç. Ee, böyle bir dev de bu işe ben yeşil ışık yakıyorum diyorsa o zaman bize enteresan günler bekliyor. Hani bu sürekli bitcoin yasaklanacak devlette istersen hemen yasaklar diyen arkadaşlara selamlar olsun. Görüşmek üzere, hoşçakalın.